Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Yusuf Suresi'nden devam edeceğiz. 50-57. ayetler arasını anlamaya çalışacağız. Bu bölümde Allahu Teala Hazreti Yusuf'un zindandan kurtuluşu ve Mısır'da önemli bir mevkiye gelişim bununla alakalı durumları bize bildiriyor. İşte Hazreti Yusuf köle köleyken bir iftira yüzünden zindana atılmıştı ve zindandayken iki kişinin rüyasını tabir etmesi Kur'an'da bize anlatılmıştı. Daha sonra hükümdarın rüyası söz konusu edildi. Hükümdar rüyasında yedi tane cılız ineğin, yedi tane semiz ineği yiyip bitirdiğini, yedi tane dolgun başak, yedi tane de kuru başak şeklinde semboller görmüştüm. Hz. Yusuf bunları şöyle yorumladı. E, tabiri kendisine sorulduğunda zindandayken sizde 7 yıl bolluk olacak. Ardından 7 yıl kıtlık olacak. Zor günler gelecek ama o 7 yıl bolluk döneminde iyi depolayabilirseniz kıtlık döneminde rahat edeceksiniz. Ve bu şekilde rüyayı tabir etmiştim. Devamını Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ve kâle'l melikum melik dedi ki: "Tunî bihi onu bana getirin." Hükümdara rüyanın tabiri anlatıldığında hükümdar tabirdeki e, fevkaladeliği seziyor ve e, memnun kalıyor. Onu bana getirin diyor. Fələm məcəhur rasulum elçi ona geldiğinde. Rasul peygamber anlamında da kullanılan bir kelimedir. ama burada peygamber anlamında değil, rasul elçi anlamında. Fələm məcəhur rasul elçi ona geldiğinde yani hükümdarın gönderdiği kişi ona geldiğinde gale Hazreti Yusuf dedi ki irici ila rabbik rabbine dön. Burada Rab daha önce yine bu surede gördüğümüz üzere efendi anlamında kullanılıyor. Ve günümüzde de Arapçada mesela ev hanımına Rabbetül Beyt denilir. Evin Rabbi. Yani evin efendisi hanımefendi ve evin işlerini tanzim ediyor. Bir, bir hükümdar da kavminin bir nevi efendisi. Bu Rab ifadesiyle de Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde kullanılmış. Rabbine dön. Fes'elhu ve ona sor. Mâ bâlun nisve. O kadınların durumu nedir? Elleti gatta'ne eydiyahunne. Parmaklarını kesen o kadınlar var ya. olayı bir araştırsın bakalım nedir bu durum? Yani Hz. Yusuf iftira yüzünden zindanda bir bağış şeklinde zindandan çıkmak istemiyor. Ve istiyor ki kendisi aklansın, suçsuzluğu ortaya çıksın ve o şekilde hiçbir minnet eziklik altında olmadan dışarıda rahat hareket edebilsin. Ve hemen çıkmıyor. Halbuki 7-8 yıldır zindanda, 7-8 gün bile insan zindanda kalsa ardından haydi çık denildiğinde koşarak çıkar. Ama Hz. Yusuf 7-8 yıl zindanda olmakla beraber kendisine çıkma fırsatı doğduğunda hemen çıkmıyor. Durum önce bir araştırılsın. Benim masumiyetim ortaya çıksın. Ben o şekilde çıkarım diyor. İnne Rabbi bi keydihin nalim. Benim Rabbim onların hilelerini bilendir. Burada benim Rabbim senin Rabbin. Ee, Hazreti Yusuf'un benim Rabbim demiş olduğu Cenab-ı alemlerin Rabbi. Yani alemlerin Rabbi olan Allah elbette o kadınların hilesini, yaptıkları e, durumu elbette bilendir. Ama sen de diyor git efendine sor, o da durumu araştırsın ve e, benim masumiyetim anlaşılsın. Gale ma'hatbukunne. <mâ> Bunun üzerine hükümdar kadınları topluyor ve Hazreti Yusuf'la alakalı durumu tahkik ediyor. Ma <mâ> hatbukunna ne ve tunna Yusuf an nefsihi. Yani Yusuf'tan kötü bir talepte bulunduğunuzda bu durum nedir? Bu neyin nesidir? Kulna <gülne> kadınlar diyorlar ki haşalillah. Yani Allah için ma <mâ> alimna aleyhi min su. Biz onun hakkında herhangi kötü bir şey bilmiyoruz. Yani onun kötü bir şey yaptığına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yani her ne kadar Züleyha'nın bir iftirası varsa da biz onun hakkında kötü bir bilgiye sahip değiliz ve bu manada hüsnü şehadette bulunuyorlar. Galet İmratül Aziz Azizin hanımı o zaman dedi ki Züleyha o zaman dedi ki el en hasal hak. Yani şu anda artık gerçek ortaya çıktı. Daha fazla saklama lüzum yok. Gerçek ortaya çıktı. En ravet tu nefsihi ben onun nefsinden bir pay almak istedim. Yani ben onunla beraber olmak istedim. Ve innehu le Yusuf ise gerçekten o sadıklardandır. O söylemiş olduğu şeylerde sadıktır, doğrudur. Zelike bu li bilmesi için en nilem ahunhu bil gayb. Ben onun gıyabında ona hıyanet etmedim. Ve Allah'a ve Allah Yehdi يَهْد۪ي hainin الْخَائِنِينَ وَاللّٰهُ Hain olanların hilesini elbette e, muvaffak kılmaz. Onların hilesini kendi aleyhlerine çevirir. Değerli izleyenlerim burası acaba Hazreti Yusuf'un sözü mü yoksa kadının sözü devam mı ediyor? Züleyha'nın sözü devam mı ediyor? Züleyha şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. O ise gerçekten doğru söylemektedir. Bunu dedi ve arada başka bir şey olmadan e, bu e, ben ona gıyabında hıyanet etmediğimin bilinmesi için diyor. Yani e, kocasına bir hıyaneti olmadığını, Yusuf'la bir beraberliği olmadığını bu şekilde ifade ediyor. Ama Hz. Yusuf'a bakan yönüyle değerlendirilecek olursa o da şu anlama gelir. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bu, şey, bu tarzda işte falan dedi demeden onun sözü de anlatılır. Burada da o şekilde olması mümkündür. Yani Hz Yusuf'un durumu araştırmak e, istemelerini talep etmesi şu sebepledir. Yani ben efendime hıyanet etmedim. Ben onun ile beraber olmadım. Bu bilinsin. E, Allah hainlerin hilesini boşa çıkarır. Bu ortaya çıksın. Bundan dolayı ben durumun araştırılmasını istedim diyor. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Ve ma uberriu nefsi ben nefsimi tebriye etmiyorum. Yani ben nefsimi hatadan, kusurdan uzaktır demiyorum. Uzak olarak görmüyorum. İnnen nefsele emmaratun bis sui gerçekten de nefis şiddetle kötülüğü emreder. Illa ma rahime rabbi ancak Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı bundan müstesna. İnne rabbi gafurur rahim benim Rabbim gafurdur, rahimdir. Bu kısım da Züleyha'nın sözü olarak da Kur'an'da nakledilmiş olabilir. Hz. Yusuf'un sözü olarak da nakledilmiş olabilir. Züleyha'nın sözü olarak nakledilecek olursa, Züleyha diyor ki, ben nefsimi kusurdan uzak görmüyorum. Yani nefis gerçekten kötülüğü ister, bunu itiraf etmiş oluyor. Ancak Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı nefis bundan müstesna benim Rabbim vafurdur, rahimdir diyor. Ve doğrusu bu çok bilgece bir ifade. Ve kendisi zamanla böyle bir noktaya gelmiş olabilir. Ama bu doğrudan Hz. Yusuf'un sözü olarak da Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Yer alması mümkündür. Bazı tefsirler de bu yönde bunu değerlendirmişlerdir. Yani Hz. Yusuf Züleyha ile beraber olmadığını nazara verdikten sonra yani ben efendime hıyanet etmedim, onun hanımıyla beraber olmadım. Bunu nazara verdikten sonra şunu söylemiş oluyor. Bununla beraber ben nefsimi hatadan uzak olarak da görmüyorum. Yani e, nefsim kusurlardan ağrı arınmış değildir, tertemiz değildir. İnnen nefsele emmaratun bis suyi gerçekten de nefis şiddetle kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi ancak Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı bundan müstesna. Burada şunu görmekteyiz normal şartlar altında insanın nefsi her türlü adiliği, her türlü pisliği ister. Bir peygamber bu noktada kendini temiz bir nefse sahip olarak görmez. Ve nefis cibilliyeti itibariyle, tabiatı, fıtratı itibariyle kötülüğe meyyaldir. Günahlara meyillidir. Bu adeta, yani günahlara meyletmek, nefsin tıynetinde var, hamurunda ve çamurunda var. Çünkü insan melek değildir. Yani meleklerin günahlara bu manada bir meyli yoktur. Çünkü mükellef değiller zaten. İmtihana tabi değiller. Bundan dolayı böyle bir durum onlar için söz konusu değil. Ama biz insanlar, peygamberler dahil olmak üzere günahlara meyilli bir nefse sahibiz. Nefsin terbiye edilmemiş bu haline nefsi emmare deniyor. Ham petrol gibi adeta. Ham petrol, eğer arındırılmazsa işe yaramaz ve pis kokan bir maddedir. Ama ham petrol böyle olmakla beraber eğer bunu rafine edersek petrolden fevkalade istifade ederiz ve o petrol bizim çok işimize yarar. İnsanın nefsi de bunun gibi. Eğer insan nefsini teski edebilirse, arıtabilirse, bir nevi rafine edilmiş petrol gibi faydalı hale getirirse o insan bu nefsinden istifade eder ve o şekilde faydalı şeylere onu sevk edebilir. İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam bu noktaya dikkat çekiyor. Rabbimin rahmetine masar kıldığı müstesna normal şartlar altında nefis her türlü kötülüğü emreder diyor. Bu da bir peygamber terbiyesi. Yani bir peygamber ben hatalardan uzağım, ben kusurlardan uzağım demez ve e, kendini nefis itibariyle terbiyeye muhtaç görür. Ve kâle melik hükümdar dedi ki ituni bihi onu bana getirin Yusuf'u bana getirin estahlis huli nefsi onu kendi nefsim için seçeyim. Yani kendi maiyetimden yapayım. Kendi seçtiğim e, özel adamlardan yapayım. Felemma kellemehu onunla konuştuğunda gale dedi ki innekel yevme sen bugün, gerçekten sen bugün ledeyne mekinun emin bizim katımızda e, emin bir durumdasın ve iyi bir konumdasın. Demek ki e, hükümdar zindandan çıkartıyor, onu huzura getirtiyor ve Hz. Yusuf böylece e, 7-8 yıl devam eden bir zindan hayatından sonra hürriyetine kavuşuyor. Ve hükümdar artık diyor sen bizim itimat ettiğimiz, güvendiğimiz bir kimsesin ve bizim katımızda da senin kıymetin var. Artık hani dile benden ne dilersen tarzında bir durum. Gale ic'alni ala hazainil art. Hazreti Yusuf dedi ki beni arzın hazinelerinin başına getir. Yani günümüzde Hazine Bakanlığı var. Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı bu manayı yine ifade edebilir. O günün şartlarında da yani yeryüzünden elde edilen mahsullerin genelde hazine o tarzda onun başına geçmeyi, maliyenin başına geçmeyi Hazreti Yusuf talepte bulunuyor. Belki burada şuna dikkat çekmek gerekebilir. Normal şartlar altında e, talib e, talibül makam e, yani makama talip olan kimse o makama getirilmez. Böyle bir ölçüden bahsedilir. Bu ölçü elbette vardır normal şartlar altında ya ben şu makama talibim denilmez ama gel sen şu makamda hizmet et denilmesi daha güzeldir bu durumda gel diye davet ederlerse o makamda hizmet etmek daha kolaydır ancak burada Hazreti Yusuf tevazu göstermiyor ve buradan şunu da anlıyoruz bir insan belli bir görevi yapabilecek bir kapasiteye sahipse o noktada kabiliyetini inkar etmesi, estağfurullah ben bir şey yapamam demesi uygun değil. Ve bize verilen kabiliyetler değerlendirmemiz içindir. Ne gibi kabiliyet verilmişse bunun açığa çıkması ve değerlendirilmesi lazım. Nasıl ki zenginler malının zekatını vermekle mükellef, alimler ilimlerinin zekatını vermekle mükellef, onun gibi idarecilik yönünde kabiliyet olan bir kimsenin de o kabiliyetini ortaya koyması gerekir. Ve kendisine bir görev teklif edildiğinde gerçekten yapabileceği bir şeyse onu kabul etmesi ve yapması münasiptir. Orada tevazu göstermenin bir anlamı yoktur. Orası tevazu gösterilecek bir yer değildir. Burada yine günümüze bakan belki şöyle bir mesaj da alabiliriz. Aslında kıssanın devamında, ayetlerin devamında şunu görüyoruz hükümdar Hz. Yusuf'un dininden değil. Buna rağmen Hz. Yusuf kendi dininden olmayan bir hükümdarın maiyetinde çalışıyor. Ve onun maiyetin içinde e, iyi bir konuma geliyor. Ve Mısır azizlerinden birisi oluyor. Demek ki gayrimüslim olan ülkelerde bu gibi idari makamlarda görev alınabilir. Ancak almış olduğumuz görev burada önemlidir. Yani diyelim bir müessese içki müessesesidir. Onun başına amir olarak gelmenin bir anlamı yok. İçkiyle ile ilgili sorumluluk almanın bir anlamı yok. Haram olan bir şeydir. Ama helal olan bir takım makamlara gayrimüslim ülkelerde de bu manada talip olmak, o makamın hakkını vermeye çalışmak güzeldir. Hz. Yusuf'un kıssasından böyle bir mesajı da alabilmekteyiz. İşte günümüzde Müslümanların hakim olduğu, ağırlıkta olduğu Müslüman ülkeler var. Bir de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi azınlıkta oldukları yerler var. Acaba bu azınlıkta bulundukları yerlerde bir takım resmi görevler yapabilirler mi? Evet işçi olarak çalışıyorlar ama resmi görev devlet memuru tarzında da görev yapabilirler mi? El cevap yapabilirler. Hatta bakanlık makamına kadar daha yüksek makamlara gelinceye kadar önleri açıktır. Dinen bu konuda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hz. Yusuf'un beni yeryüzünün hazinelerinin bakanı yap demesi, bir nevi yani Maliye Bakanlığı tarzında bir görevi istemesi bize bunu açık bir şekilde göstermekte. İnni hafizun alim, ben hafiz ve alimim. Yani yerden çıkan mahsuller nasıl korunacak, bunu bilirim ee, ve bu noktada e, engin bir bilgiye sahibim. Ve kezalike mekkenna li fil art ve böylece biz Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. İmkan sahibi kıldık. Yetebe ve ha haythu yeşe ve o arzda dilediği yerde bulunuyor. Dilediği tarzda tasarrufta bulun, bulunuyordu. bulunuyordu. bu bir rahmetine menneşe biz dilediğimizi rahmetimize mazhar kılarız. Ve la nudiyu ecral muhsinin ve muhsin olanların, iyi işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. Yani Hz. Yusuf da böyle bir makama geldiyse iyi insanlardan olduğundan dolayı geldi. Zindandan kurtarıldı, bakanlık gibi bir makama geldi ve bunun da sebebi onun iyi insanlardan olması, iyi işler yapması. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız derken Cenab-ı Hak benzerlerine de kapı açıyor ve benzerlerinin de benzeri nimetlere mazhar olacağını söylüyor. Burada dikkatimizi çeken başka bir incelik şu. Normal şartlar altında hükümdar ona böyle bir teklifte bulundu. Ve dile benden ne dilersin dedi ve dilediğinin yapılacağını söyledim. Ama Allahu Teala biz Yusuf'u böylece yeryüzünde yerleştirdik diyor. Demek ki sebeplere takılıp kalmamak lazım. Kalpler Allah'ın elindedir ve insanların kalpleri Rahman'ın elindedir. Kulların kalpleri Rahman'ın elindedir. Onları dilediği gibi çevirir. Bu mealde rivayet de var. Dolayısıyla Allah-u Teala o hükümdarı ona musahhar kılmıştır. O hükümdarın eliyle Cenab-ı Hak ona çok özel ikramlarda, nimetlerde bulunmuştur. Bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde bir takım yüksek makamlara gelme, yüksek imkanlara kavuşma gibi nimetlerle iç içe olduğumuzda her ne kadar bu bazı şahısların eliyle de olsa bunu Allah'tan bilmek ve ona göre şükrümüzü yapmak lazım. Ve le ecrul ahireti لِلَّذ۪ينَ ve وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ahiret ücreti ise, mükafatı ise, iman eden ve günahlardan, haramlardan sakınanlar için çok daha hayırlıdır. Yani e, günahlardan sakınan, iman edenler, dünyada da bu gibi yüksek makamlara gelirler. Ama bunların ahiretteki makamı çok daha yüksektir. Ve ahirette onlara verilecek olan nimetler çok daha büyüktür. Cenab-ı Hak hepimize, Dünyamızı da, ahiretimizi de e, mamur kılmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum. Müzik